Ulan bana bir şans daha verse telafi edebilmek için var ya, her şeyi yapacağım. Oğlum öleceğim ya, vallahi öleceğim. Ölüyorsan git konuş bence moruk. Anlat işte her şeyi, ölüyorum de, bitiyorum de. Konuşmaz ki. Sonuna kadar da haklı. Kim affeder ki benim gibi herifi be? Baksana arkasından çevirmediğim dolap kalmamış. Yani. Ne yapacaksın şimdi? Bilsem. Daha önce yapmadığım bir şey olması lazım. Yani onu etkileyebilecek bir şey olması lazım. Da işte o ne? Benim oğlum ya. Küçük balığı koydum. Kestane kızı koydum. Resimleri koydum. Baba giderken pastel boya alacağız. 1, 2, 8 tane defterleri annem almıştı. Benimkileri verdim ama eski hempalı lazım. Tamam kızım, tamam alırız. Bir şey diyeceğim Hakan, keşke sen de gelseydin ya. Hem Pelin'le Başak da geliyor. Hadi ya. Aynen ya, bir saat izin alırdım. Hem bize kafa kalabalığı lazım. İnsanlar birilerinin destek olduğunu görünce daha istekli oluyorlar. Ne güzel düşünmüşsün ya. Temiz kalpli karım benim. Beni de öper misin? Pis mi benim kalbim? Ben de düşünmüştüm bir kere. Seni yerim aşkım, gel. Güzel kızım. Al bakalım. Baba, iş yerindekilerin aynısından. Evet kızım, aynısından. Doktor olmak isteyen bir kardeş varsa oralarda okumak ister belki. İğrenç bir şeymiş. Anne, bende yok değil mi? Yok aşkım yok, o bir tek büyüklerle var. Sen de yok, merak etme. Büyümeyeceğim o zaman. İğrenç bir şeymiş. Hadi bakalım, ben eşyaları toplayayım yavaş yavaş. Annen de seni hazırlasın, tamam mı? Tolga, alo. Bana bak, aradığımız fırsatı bulduk abicim. Aynen, bak şimdi. Anne, baba ne yapıyorsunuz burada? Kızım, biz de sana geliyorduk şimdi. O nasıl bakış öyle ya? Düşmanına bakar gibi, aşk olsun. Konuşmak için geliyorduk kızım. Anne ne düşmanlığı, kırgınım ben size. Evet de yani ne yaptımsa, yani sen orada komilik yapma tekrar diye, mutlu ol diye yaptım Pelin'im. Ya, hadi anana kızmakta haklısın, tamam. Ama vallahi ben sen öğrenmesen ertesi gün gelip anlatacaktım sana. Benim de sonradan haberim oldu bunların planlarından. Gerçekten senden hiç beklemezdim. Yani bunu bilip de söylememeni zaten hiç beklemezdim. Benden bekler miydin yani? Aşk olsun. Anne ile baba arasında ayrım olur mu? Onu affettinse beni de affet, hadi. Affedemiyorum anne, affedemiyorum. Arkamdan oyun oynadınız. İstiyorum ama olmuyor. Neyse, benim gitmem lazım. Simay bekliyor beni. Kızım. Nuh diyor peygamber demiyor. Hep senin yüzünden. Kimden aldıysa inadını artık. Yahu kızı bana küstürdün, bir de hiç günahım yokken bana mı kesiyorsun faturayı? Didişme benimle Rıza, çok rica ediyorum, didişme. Nasıl gönlünü alacağız onu söyle. Buldum. Ne buldun? Numaradan hastaymışım gibi yapacağız. Psikolojik de olabilir, fiziksel de olabilir. Fiziksel olsa daha da iyi olur. Çok güzel olur Rıza. Sen hiç ders almayacaksın değil mi kadın? Yok artık oyun moyun, yok. Başka çare var mı Rıza? Ya olmasın, çare olmasın. İstemiyorum oyun artık. Çok güzel olacak. Çok güzel işleyecek bu plan. Bak gör, Pelin dayanamaz annesine. Ben de dayanamıyorum onun annesine. Böyle Rıza, bir dur. Çok güzel olacak. Vallahi eline sağlık. Yani gelin çiçeği gibi oldu.
15 kişiler değil mi? Evet, 13'ü vejeteryan, ikisi vegan. O zaman çocuklara söylersin, bunlar veganlara gidecek. Tamamdır. Ne haber Pelin? İyi vallahi, ne olsun? Ya dün gece uyumadım, resmen sızdım kaldım yorgunluktan. Simay'da bir bağış kampanyası düzenliyor Doğu'daki bir okulun kütüphanesi için. Yani oraya gitmeyecek olsam gerçekten 5 gün falan uyurdum herhalde. Oksijen yaradıysa demek ki. Senden ne haber? İyi, mutfaktayım ben de. Bir grup geldi, onları ağırlayacağız. Hazırlanıyoruz. Ha, iyiymiş. O zaman sen yoğunsundur bugün. Ya ben de diyecektim, öğlen işim bitince belki restorana uğrarım. Peri şu meşhur tatlı var ya, hani yaptın mı bugün ondan? Ya bağımlılık gibi bir şeymiş. Tabii ki seni meşgul etmeyeceksem. Gel sen, gel yaparım. Tamam, görüşürüz. Serkan, gel benimle. Buyurun Ceyda Hanım. Faaliyet raporu çıkar. Meselemizdeki son durum nedir? Ya siz rahat olun. Havva abla gözü kulağı açık bir şekilde haberleri aldı Ayşe'den. Yani Melih teyzeye söylemesi an meselesi. Belki de söylemiştir. Zeka küpü Berkay. Akıllı Berkay. Melih teyzeyle Havva konuşmuyor bir kere. Havva Sinan'da kalıyor. Ya Ceyda Hanım, sizi güncellemediler mi? Onlar barıştı. Hatta Havva abla eve bile döndü yani. Ya Sinan Şef Bülent'e söylerken kulak misafiri oldu. Üstüne bak. Sormasam kimsenin bir şey söyleyeceği yok. Neyse, Melih teyze bugün güzel bir baskın yapar. Yine ne var? Senden bir şey istemeyeceğim. Ama bir şey soracağım. Hani Pelin beni affetsin yeter demiştin ya. Affetti mi? Ne acayip kadınsın sen ya. Diyelim ki affetti. Peki senin bu işten karın ne olacak? O seni affederse eminim aranız düzelir. Bak, benim öyle beklentilerim yok. Ama sana şu müjdeyi verebilirim ki beni birkaç saat içinde affedecek. Ne yapacaksın peki? Nasıl affettireceksin kendini? Aslında bir kere yapıp bırakmamak lazım. Takibini de yapsak kendi aramızda organize olup. Mesela yılda iki defa bağış organizasyonu düzenlesek. O kadar doğru söylüyorsun. Çok iyi düşündünüz ya. O sizin iyi düşünceniz, güzel kalbiniz Simay Hanım. İzninizle ben hemen geliyorum. Ne haber tatlı? İyiyim tatlım. Sen nasılsın? İyiyim. Nedir durumlar? Vallahi herkes verdi bir şeyler ama etmez tabii. Ya bizim eski klinikteki arkadaşlar da bağış yapmak istiyorlar. Sen hesap numaranı verirsen. Aa, çok sevinirim. Keşke Başak da kendi müşterilerine söylese ya. Sen nerede o? Bilmem. Ben de seninle zannediyordum. Hadi bakalım, hepimiz el ele tutuştuk mu? Hadi tutuşun bakalım el ele. Tutuşun. Evet, çember yapalım. Zeynep, hadi sen de hayali arkadaşını çağır da başlayalım artık. Sensin hayali. Ben adını unuttum, o yüzden öyle dedim ona. Adım Milo. Gelmeyecek bugün. Annesi de küsmüş, bilgisayarı oynattırmıyor ama okula getirmesini biliyor. Kikirik hemen geldi. Aferin mi ona? Aferin annem ona, aferin. Bak Kikirik bile geldi, Başak ablası gelemedi. Ona da yazıklar olsun artık yani. Başak yok. Milo da yok. O zaman onlar? Aşıklık mı yapıyorlar? Hadi sene ya, ben sıkıldım, oynayalım. Milo gelmeden başlamayacağız. Oynayacağız, istemiyorsan git. Ben oynamıyorum ama. Zeynep dur, geç şimdi. Zeynep, gel bakayım buraya. Sen bizimle oynamazsan biz çok üzülürüz ona. O beni kovdu. Ama şikayet yok değil mi? Şikayet etmiyoruz. Gel bakayım sen benimle. Gel bakalım. Şimdi Kartal'cığım sen arkadaşından özür diliyorsun tamam mı? Ondan sonra hep beraber Milo'yu bekleyeceğiz. Ondan sonra oyun oynayacağız. Özür dilerim. Çok özür diledi. Sen de onu affetmezsen çok üzülür ama. Affettin mi? Evet. Aferin sana. Yasemin.
Fatma'ya aşk olsun ya. Aa, ben çağırmadım ki. Çocuklar. Gidin, bana bir dakika ver seninle konuşayım lütfen. Süheyla teyze beni zorladı. Ne kadar direndimse de zorladı işte. Bunu bil yeter. Çünkü bundan sonra senden uzak duracağım. Yakınlığım sana zarar. Ama eğer beni affetmezsen... ben kendimi hiç affetmeyeceğim. 30 saniye. Çocuklar, bir dakikanızı alacağım lütfen. Evet, Tolga Bey ünlü bir oyuncu. Ve şimdi hepinizden Tolga Bey için kocaman bir alkış rica ediyorum. Çünkü dışarıda kocaman oyuncak ve kitaplar var. Bu alkışlar bana değil, lütfen Bengisu'ya gelsin. Çünkü eğer o olmasaydı benim böyle bir şeyden haberim olmayacaktı. Bu arada benim 30 saniyem kaldı. Hatta bitti gidiyor bile. Tolga, hiç yeri değil. Ben çok büyük bir hata yaptım çocuklar. Dünyanın en temiz kalpli kızının kalbini kırdım. Ve şimdi hepinizin önünde ondan özür dilemek istiyorum. Pelin, ne olur affet beni. Hani affetmek lazımdı? Sen affetmezsen ben de affetmem. Ben de özrümü geri alıyorum. Affediyorum Tolga. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.